şey mesajlar gelmeye başladı 2-3 haftadır. Hiçbir şey yapmıyorsun, video yok, şu yok, bu yok. Aslında sebep çok basit. Son birkaç videodur sıhhate vurgu yapıyorum. Hepimize sağlık diliyorum en başta. Ama ben galiba biraz sağlığımı kaybettim. İyiyim Teoman abi, ne olsun? Valla burada da öyle. Herhalde salgın var. Ben de cumadan beri şey yapıyorum. Evet, yatıyorum. Yani benim çok ağır geçmedi aslında. Normal şartlarda benim ağır geçer. Biliyorsun o faranjit falan bende. Evet evet. Ya işte şey, dinlendim, işe gitmedim bu hafta. Zaten gitmemek lazım. İnsanlara bulaştırmayayım. Hal böyle olunca da insan eli hiçbir şey yapmaya gitmiyor. Aslında çok da hafif atlattım ama. Yani ne bileyim, benim faranjitim, bronşitim, bunlar hep ağır geçmiştir. Riske atmak istemedim. En ufak şeyde böyle bıklıklanmasın. Yani beni daha kötü yapmasın. Yoksa arada tabii ki görüntüler çektim ama arka arkaya bağladığında hiçbir hikayeye hizmet etmeyen böyle kolaj, dolgu malzemeleri gibi kaldı. O yüzden hani yattığım yerde o kaydettiklerimi de montajlamaya uğraşmadım açıkçası. Aslında konu şu olacaktı. Biraz böyle gündemi takip edeyim dediğim bir videoydu. Ve gündem de o gün Dünya Kupası'ydı. Valla ben onunla biliyorum ama şuradan sesler geldiğine göre acaba başladı mı maç? Bravo mu? Ya da? Bilemedim Altan. Bu sene hiç Dünya Kupası maçı izlemedim bari. Bu güzel olabilir, final. O zaman başladı demek ki. Hani anda olmak zorunda değil. Ben sen biliyorsun sanırım. O kadar alakasızım ki. Yani onda başlayacak maça niye altıda gelirim ki? Yani ne bileyim, önden herhalde bir sosyalleşme şeyidir falan filan diye düşündüm. Socializing. Öyle düşündüm. Yani çöp tenekesinin üzerinde antrenman izliyoruz. 1907 tribünü. Deniz'in antrenmanı var da eskiden içeri alınıyormuş şeyler, ebeveynler öyle diyeyim. Ama sonra yasaklanmış. Dolayısıyla insanlar böyle farklı yöntemler bulmuşlar, Mehmet anlatıyor. Birincisi bu çöp konteynerin ters çevrilmesi. Hatta bu konteynerin sahibi varmış, böyle basamak getirip o çıkıyormuş falan. Ama bugün kimse gelmeden biz çıkıp verdik. Bu şey de bana garip geliyor. Şu dikenli teller falan değil mi? Böyle çok militarist. Alt tarafı spor yapılacak ama. Güzel maç ettik ama. Evet, bence de güzel maç. 3-3 mü bu? 4-4 galiba. Ha, bir offside'ları var. Evet, 4-4. Mükemmel settik Deniz. Harikaydın. Evet. Neyi vuramadın? Bir tane top geldi, hiç vuramadım. Korner'de çekirikten de çalıştınız. Çekirikten top geldi, hiç vuramadım. Yani eğer ben o geçen haftaki videoları çekiyor olsaydım, çekmiş olsaydım, size ne bileyim Arjantin-Fransa finalinden biraz bahsedecektim. Aynı zamanda tabii ki oradan İlk izlediğim Dünya Kupası Meksika 86. Ki o kupanın da tesadüfen finalisti Arjantin'de Almanya ile oynamış ve 3-2 kazanmıştı. 4 sene sonraki turnuvada da İtalya 90'da yine Arjantin Almanya finali oynanmıştı. O maçı da Bremen'in penaltıdan attığı golle Almanya 1-0 kazanmıştı. Soru şu, nasıl bunları bu kadar şeyi aklımızda tutabiliyoruz? Büyük maçları, Dünya Kupası finallerini falan bir kenara bırakın. Atıyorum Fi tarihinde oynamış Fenerbahçe Şeker Spor maçını hatırlayan tanıdıklarım var benim. Bu acayip bir hafıza. Çünkü aslında duygusal olarak bir anı oluşturuyoruz kafamızda. Ve bu anılar bizde bir kalıcı şey yaratıyor, yer ediniyor. Aynı zamanda bir camiaya ait olmak, dolayısıyla sosyolojik olarak da bizi bir yerde konumlandırıyor. Aidiyet duygusu falan filan.
bu hafızalarımızı güçlendiriyor. Zaten sonradan düşününce hani futbol şu anda dünyanın en büyük kitle sporu. Ama ne bileyim ben bisikletle ilgilenmeye başladığımda bu kültürün içinde de aynı durum söz konusu. Yani ne bileyim ben artık Chris Froome'un Giro'daki 80 kilometrelik atağını, o dağ etrafındaki atağını sanırım bir ömür unutmayacağım. Ama bu durum zaman zaman değişiyor. İşte yaşa bağlı olarak ya da sağlık geçmişimizle alakalı olarak veya bilinmeyen başka nedenlerden dolayı ufak tefek unutkanlıklarla başlıyor. Ondan sonra aynı soruları üst üste sorarak devam ediyor. Ve ondan sonra sevdiklerimizi, tanıdıklarımızı hatırlamamaya, ne bileyim tanımamaya başlıyoruz. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü bizim de yaşadığımız şey aslında son 3-3,5 senedir bununla alakalı bir şey. Bu kanalı takip edenler biliyorlar ki annem uzun süredir Alzheimer hastası ve bu hastalık artık yavaş yavaş farklı evrelere geçiyor. Hem kontrolleri olsun ki geçen sefer İstanbul'a geldiğimizde Eylül ayıydı, Ekim miydi ya da düşüp kalçasını kırmıştı hatırlarsınız. O işte ameliyattan sonra veya işte aldığı anesteziyle birlikte annemin odağı, işte hatırlama şeyi ya da neşesi biraz daha geriye düştü. Aynı zamanda yedikleri, içtikleri konusunda da sıkıntı çekmeye başladı. Artık aspiri oluyor. Özellikle sıvı tüketiminde çok zorlanıyor. Bununla ilgili de işte bir tavsiye verdi oradaki doktoru. Biz de bu tavsiyeye uyalım mı uymayalım diye karar vermek üzere bir araya geldik. Atladım İstanbul'a geldim. İşte dün kontrollerini yaptırdık annemin. Bugün de ocağın 9'una verdi işte doktor bir sonraki randevuyu. Yani büyük ihtimal bundan sonra karından beslenecek. Çünkü o dediğim gibi sıvıyı alamadığı zaman böbrek yetersizliği veya başka organların yetersizliği başlıyor. Yine böyle önemli kararlar vermemiz gereken bir dönem. Şimdi Acar kente geldik. Kardeşimin toplantısı vardı. Ben de böyle toplantı şu bu falan ondan vakit kaybetmek istemedim. O yüzden Acar kentinde şöyle kısa bir yürüyüş yapayım dedim. Belki Mehmet'in toplantısı bitmiştir. Sonra videoyu kapatırız artık. Ben burada yürüyüşümü biraz daha sürdürürken o arada hiçbir hikayeye bağlayamadığım videoları da şu araya koyayım ki onlar da boşa gitmesin. Boşa boşuna kaydetmemiş olayım. Mesela yine mantar toplamaya gittik. Galiba bir hafta sonra Hülya ile birlikte şöyle biraz etrafı toplayalım. İşte bahçeyle uğraşalım, verandayı bir derleyelim, toplayalım diye bir küçük operasyon yaptık. Vallahi biraz yorucu oldu ama minderleri temizledim. Yıkamak için içeri aldım. Minderlerin içinde içlerini de içeride bir yerde muhafaza edeceğiz. Onlar yıkansın, burası bir temizlensin. Bir de böyle bu ara böyle çok koli gelmişti, kargo margo. Hülya'nın masası geldi, yeni masası. Biraz daha büyük bir yerde çalışmak istiyordu. Onun kolisini de artık yukarı çıkıp çöpe atmaya çok üşendim. Şurada yakmak suretiyle onlardan da kurtulduk. Şimdi bilmiyorum, birkaç gündür böyle evde uyuyor olmanın ya da dinleniyor olmanın acısını çıkarayım dedim. En azından şuraları bir temizleyelim. Ondan sonra bir düzen kuracağız burada yeni. Bilmiyorum bu akşam kediler nerede uyurlar? Minderlerde yatıyorlardı ama onlara böyle bir şeyler uyduracağım.
bir haftadır o kadar hareketsizim ki. Kendimi yavaş yavaş dışarı atmaya başladım ki hava da inanılmaz güzel. Yani Aralık ayı için 20 dereceler, 21 dereceler oldukça fazla. İşte otları falan temizledim. Bu tamamen kaplanmıştı. Neredeyse kaktüslerin hiçbiri gözükmüyordu. Şu köy bağı mı, köy öldüren mi öyle bir şey var. Pardon, bu kuru öksürük hala devam ediyor. Ama daha iyi. Yani buradaki alet elevatı da saklayacağımız yer olmadığı için düzenleme yapmamız gerekiyor. Bir kere en başta kullanmadığımız fazlalıklardan kurtulmak gerekiyor, öyle söyleyeyim. Tabii bizde elektrikler kesildiği anda sular da gidiyor çünkü su evlere bir hidrofor marifetiyle geliyor. Dolayısıyla hidrofor da çalışmıyor. Hem elektrik hem su şu anda yok. Hayır, toplantıları devam ediyor. Şimdi ters tarafı yürüyeceğim. Kitap okuma parkı bile yapmışlar bak. Burada biraz daha güzel böyle şeyler yapılmış. Kendime şu tarihte aldım. Burada nasıl kitap okunabilir ki bu gürültüde? Bu uçakta çizdiğim bir şey. İşte 17C'de oturmuşum. Böyle bir saat boyunca uçuş sırasında bunu çizdim. Boyalarını aldım, denizi çizdim. Yeğenimi. O da böyle bir sabah şeye giderken. Yani yeniden elime kalem, defter aldım. O yüzden bilmiyorum, burada böyle dolduramayacağım. Çok fazla vaktim olmuyor. Akşamları böyle kontür çekip boyayabiliyorum. Ama uzun toplantıymış ya. Bitmedi daha. Galiba toplantı bitmiş. Mehmet'i görmüyorum. Ya birilerine tanıştıracak işte. Sunumumu gönderdim adama. Evet. Toplantı bitti. Ondan sonra akşam da güzel maçı seyrettik. Hep beraber ailecek. Güzel oldu. Maçı da kazandık. Ondan sonra da sabah erkenden uçağa atlayıp buraya geldim. Aslında hemen yeni videoya başlamam lazım çünkü yıl başından önce istiyordum ki bir Z raporu yapalım. Bu sene ne yapmak istedim, neleri yapabildim, neleri beceremedim, benim dışımda gelişen şeyler, benim becerisizliklerim, bütün bunların hepsini bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Ama olur da o videoyu yetiştiremezsem yılın son videosu da bu olmuş olacak. O halde her şeye karşın yeni yılda herkese sağlık, mutluluk, neşe, zenginlik, bir sürü şey diliyorum. Ama en başta tabii ki sağlık her zaman için. Bu videoda da daha çok sağlık söz konusu olmuştu, konu oldu. Bizde sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da hasta eden bütün gerekçelerden, nedenlerden kurtulmamız dileğiyle diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Thank you.